Meral Hanım, siz ne diyorsunuz ben anlamadım. Ne diyorsam o. Bunların hepsi hayal ürünü. Safsata. Benim biraz dinlenmem lazım. Çok yorgun. Anne, dur ama konuşmamız lazım. Ceren. Bir dakika izin ver. Lütfen. Anne lütfen. Meral Hanım. Ali nerede kaldı bu olay? Bin defa söyledim geç kalma diye. Sakin ol şampiyon. Bak trafiğe falan takılmıştır. Gelir şimdi. Ha geldi işte. Neredesin kızım sen? Neredesin? Tamam abi geldim işte. Hadi. Baba nihayet ya. Çıkıyoruz değil mi? Daha değil. Önce annen ifade verecek. Ondan sonra da bakacaklar. İyi benim için sorun yok. Annem satmaz beni. Ama sana ne yapar bilemem. Şikayetçi olur mu senden? Ya da şu artık aranızdaki sır her neyse... onu da açığa çıkarır değil mi? Mete... boş boş konuşup durma. Kapa Ceren'i. Bak. Ceren'i aradım, telefonu kapalı. Çınar'ı da aramak istemiyorum. Bu operasyonu onlar mı yapmış olabilir? Anneni onlar mı kurtardı? Umut Yörükoğlu. Annemin evinde onun adamlarından birini gördün. Seni depoda dövdüğün herif işte. Ali. Ali Haver. Meral Hanım, şöyle bir oturun lütfen. Çünkü ben dediklerinizi anlayamadım. Bakın Meral Hanım, ben o gece duyduklarımdan eminim. Kocanız Demir Gümüşay, bunu çocuklarım için yaptım Meral dedi. Size dedi, oradaydınız, görgü tanısınız. Hayır öyle bir şey yok. Biz o gece bir bağış yemeğindeydik. Daha önce söylediğim gibi... biz Demir'le bütün gece yan yanaydık. Nasıl yani? Babam 20 yıl boyunca hapsetmedi mi seni? Bu da mı yalan? Evet kızım yalan. Ayrıca hapsetmek de ne demek? O nereden çıktı? Yazdığınız mektuptan çıktı. Mektup mu? Ne mektubu? Tablonun arkasında gizli mektup. Meral Hanım açık açık yazmışsınız ya. Demir beni kilitledi demişsiniz. O da mı yalan? Yalan değil. Ama orada anlattığım kızgınlığın nedeni başka. Ne peki kızgınlığınızın sebebi Meral Hanım? Ne olabilir ki ben anlamıyorum. Ya siz Ceren'e babasını zehir etmediniz mi? Siz katil olabilecek birine benzemiyorsunuz. Demek ki Demir'in bunu hak ettiğini düşündünüz. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum?
sevdiğim adamla kaçabilmek için yaptım. Aç Eda, aç. Belki önemli bir şeydir. Kaçıncıya yarıyor adam? Efendim? Çetin. Çetin, yalvarırım, gel kurtar beni buradan. Ne olur bir şey sorma. Hemen çıkmam lazım benim buradan. Ne olur yalvarırım, gel kurtar beni. Tamam. Sen eşyalarını topla, bir saat oradayım. Daha ne kadar oyalanacaksın anne? Geçin. Ama peşin peşin söyleyeyim, Meral Hanım inkarlarda. Nasıl yani? Kendiniz sorun. Aa, yeter be. Tanımadığım insanların önünde hayatımı mı anlatacağım? Nesiniz siz? Örgüt müsünüz? Çete misiniz? Anne. Bu insanlar olmasa biz seni bulamazdık. Bak. Ali. Dün gece seni kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Ya biz günlerdir mücadele ediyoruz seni kurtarmak için. Böyle davranamazsın. Merhaba Gülce Karagüzel. Nasılsınız? Sağ olun Demir Bey. Sizi sormalı. Çok iyiyim. Emniyet müdürünün odası bu tarafta mıydı? Hı hı. Görüşürüz. Girin. Buyurun Demir Bey. Müdürüm, bakanı aramadan önce size bir maruzatımı bildirmek istiyorum. Başkomiseriniz Gülce Karagüzel'den şikayetçiyim. Sürekli benimle ve ailemle uğraşıyor. Büyük bir ihtimalle de bana şantaj yapanlarla işbirliğinde. Ağır olun Demir Bey. Bu ithamlar sınırı aşıyor. Üzgünüm. Söylediklerim hiçbiri dayanaksız değil. Bakın. Umut Yörükoğlu'nun adamı Ali Hauer tutuklanıp yargılanması gerekirken sırra kadem basıyor. Bana göre de Gülce komiser onu saklıyor. Sonra ne tesadüf ki oğlum eski eşim, yani annesini ziyarete gidiyor. Evinde Ali ile karşılaşıyor. Biraz sonra da Gülce komiser eve baskın yapıyor. Bu söylediklerim hiçbiri tesadüf değil. Başkomiserim. Gel Raşit. Demir müdürün odasında beni şikayet ediyor şu anda. Raşit, bak aman diyeyim, her şey kitabına uygun olsun. Tamam, dünden beri Meral Hanım hastanede diye oyaladık ama yeter artık, gelsin şu kadın. Tamam, hallediyorum hemen. Bir de... Sen dünden beri yakınındasın Celal Çınar'ın. Sen
Sence Ali niye yardım ediyor bunlara? Bence Ceren Hanım Umut Yörükoğlu'nun kim olduğunu biliyor. Hatta ve hatta işbirliği içindedir. Niye böyle düşündün? Ali'den hiç çekinmiyor. Yani öyle ailesinin düşmanıymış gibi falan da davranmıyor. Peki Tınar, farkında mı bunun? Yok. Avukat bence Ceren'e acıyor, o yüzden yardım ediyor. Sevgili oldukları içindir. Bana öyle gelmedi. Sevgili değiller bence. Tamam. Hadi git artık, al şu Ali'yle Meral Hanım'a. Bak, her şeyi gizlilikle yürüteceğiz, tamam mı? Ben de şimdi savcının kalemine yazacağım. Bu Demir'in ne yapacağı belli olmaz. Tamam, tamam başkomiserim. Utku Yörükoğlu cinayetini biliyorum. Gazetelerden okumuştum. Ama kaç kere söyleyeceğim. Ben bütün gece Demir'le yan yanaydım. Ama 20 yıl önce öyle söylememişsiniz Meral Hanım. Hatta Demir Gümüşay'a şahit bile olmamışsınız. Savcısı beklemiş, gitmemişsiniz, sonra da sırra kadem basmışsınız. Bu nasıl oluyor? Bana gelene kadar zaten bir sürü şahit vardı. Gerekseydi ben de şahit olurdum. Ama benim o dönem başka sorunlarım vardı. Saçma sapan bir suçlamayla ilgilenemeyecektim. Ne gibi sorunlar? Biraz daha açsan. Kızım. Kızım dedim ya, babandan ayrılmak istiyordum. Babanın işkolikliği, size karşı sert tutumu beni ondan soğuttu. Sonra başka birine aşık oldum. İnsan aşkla tanışınca yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Bunları böyle ulu orta konuşmak belki çok uygun değil. Ama gerçekleri bilmen lazım. Belki geçmişi değiştiremem. Ama bunları bilmek hakkın. Sevdiğim adam beni sonra dolandırdı. Üzüntüden kanser oldum. Çaresizce babamdan yardım istedim. O da bana acıdı. Çocuklarımın annesi sokaklarda sürünmesin dedi. Beni Silivri'deki yazlığa yerleştirdi. Tedavimi üstlendi. Ama karşılığında sizi benden uzak tuttu. Çocuklarını bir daha göremeyeceksin dedi. İşte bütün olan biten bu. Hayır, öyle olmadı. Yalan söylüyorsunuz. Değil. Maalesef değil. Gerçek bu. Ceren. Keşke mağdur olan taraf ben olsam. Ama değilim. Mağdur ben değilim. Biliyorum. Belki beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Bencillik ettim. Ama hayat bana bunun bedelini ödetti. Ceren. Ceren sakın. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsunuz. Demir mi ezberletti size bunları? Ha? Lütfen söyleyin. Yeter. Yeter. İp gibi sıralanmışsınız karşıma, beni sorguya çekiyorsunuz. Duymak istediklerinizi söylemedim diye bana eziyet ediyorsunuz. Ceren, ben gidiyorum. Sen ister gel ister gelme. Anne dur. Bir saniye. Yok ya, bir dakika, nereye gitmek yok. Bir saniye. İnkar ediyor. Göz göre göre söyledikleri. Ne diyorsun bu iddialara Gülce? Demir Gümüşay'ın dedikleri doğru mu? Doğru müdürüm. Ali Haur'u ben serbest bıraktım. Çünkü muhbirim olmayı kabul etti. O günden beri de uzaktan takip ediyorum. O evi de bu şekilde buldum zaten. Eve gittiğimde de Demir Gümüşay'ın eski karısının tecrit edilmiş ve müşkül halde buldum. Peki nerede şimdi vali?
Haneye tecavüzden gözaltına alman gerekirdi. Aldım müdürüm. Sağlık kontrolünde şu an gözaltında. Gülce. Tek bir hatanda hakkında soruşturma açarım. Ona göre dikkat edeceksin. Usulüne uygun davranacaksın. Beni bu demir gümüş ay gibi adamlarla uğraştırmayacaksın. Anladın mı? Anladım müdürüm. Yapmayın Meral Hanım. Bakın başkomiser bana güvendi de bıraktı sizi. Şimdi ne diyeceğim ona? O ne diyecek? Çok zor duruma düşecek. Ceren bir şey söylesene sen de. Anne, anne. Ya bizi bir dinler misin? Efendim Ceren. Abi. Neden her şeyi bu kadar inkar eder ki insan? Korktuğu için. Bilmiyorum, bana pek öyle gelmedi. Sence neden? Ama Meral Hanım, bizi hiç dinlemiyorsunuz ki böyle. Ya anne, Ali haklı. Zaten dışarıda açık hedef olacağız. Babam peşimizde. Mete gözaltında. Ya bir de polisten mi kaçacağız? Ha? Kızım, sen korkuyorsan gelme. Senin başını belaya sokmak istemem. Anne. Bilmem, belki de yalan söylemiyordur Meral Hanım. Yani bir insan neden bu kadar insan içinde kendini kötülesin ki? Yalan söylemiyordur. Peki ne yapıyor o zaman? Anlayamadım ben. Ya sen yanlış hatırlıyorsan diyorum abi. Şoka girmiştin. Ben bir sürü terapi aldım. Olabiliyor böyle şeyler. İnsanlar yaşadıkları kötü şeyleri bir şekilde deforme edebiliyor. Moy. Ne diyorsun abicim sen? Bilmiyorum. Belki de gerçekten Meral Hanım o gece orada değildir. Belki onun sesini duymamışsındır. Bilmiyorum. Belki de biz düşman değilizdir. Beni ve kızımı rahat bırakın. Bir daha hiçbirinizi görmek istemiyorum. Umut, ne yapacağız? Ceren, sen anneni yalnız bırakma. Hadi. Git peşinden hemen. Hadi. Abi gözünü önünden ayırma. Umut... Ali mi takip etse acaba? Ben bir Demir'i yoklamaya gitsem mi? Ali bize burada lazım abi. Hadi oyalanma lütfen. Hadi abi. Tamam.
Abi. Abi sen beni yanlış anladın. Tam dinlemedin beni. Ben öyle demek istemedim. Ya o ihtimal. Ya gerçekten düşman değilsek diye öyle söyledim. Seni çok seviyorum. Ne olur beni affet. Ben dinledim seni. Anladım daha. Anlaşılmayacak bir şey yok. Sen inancını kaybetmişsin. Biz seni çoktan kaybetmişiz. Ablacığım karar verdiniz mi? Nere bırakayım sizi? Sahilde oturalım mı? Çok bunaldım. İçimiz açılır. Anneciğim sahil güvenli değil dedim ya. Kızım gündüz gözüyle bir şey olmaz ki. Hadi kırma beni. Sahile gideceğiz. Efendim Mahir. Alo Ayşe, ocağına düştüm, ne olur yardım et. Luna için aradın herhalde. Evet sevgilim perişan halde. Ne istiyorsun? Luna'nın o evden çıkması lazım. Ne olur gözünü seveyim. Sana bir adres göndereceğim, Luna'yı götür oraya, ne olur. Hayır hayır öyle bir şey yok Mahir, hayır. Yapamam tamam, ne istiyorsan iste benden, böyle bir şey isteme. Olmaz. Ayşe ne olursun. Mahir bak başından beri söylüyorum, bu işe beni bulaştırma dedim. Tamam. Bu sefer yalnızsın, o kadar. Alo Ayşe. Alo. Umut, benim Raşit'le gitmem gerekiyormuş da ben adama diyemedim ki Meral de gitti diye. Ne yapacağız şimdi? Oh. Ne yapacağız? Güzel soru. Aslında Meral'in gitmesi işimize geldi. İfade verse ben tutsak değilim diyecekti. Babamla abimin konusu gündeme bile gelmeyecekti. O demir şerefsiz de yırtacaktı. Yine. En azından zaman kazanmış olduk. Belki Ceren Meral'i ikna eder. Olamaz mı öyle bir şey? Olur belki. Ha? Belki. Belki. Haydi. Ben emniyete gidiyorum. Çınar Yılmaz olarak. Abi ben de burada kalayım. Hem sistemi takip ederim hem öğrenirim. Olur mu? Raşit'le Güce sende. Meral'le ilgili oyalarsın. Tamam ben de. Ben sana öğretirim sistemi zaten. Çok kolay halledersin bence. İyi. Söyler, anlamadığım bir şey var. Ceren meselesi çok önemli. Bu işi hemen halletmen gerekiyor. Tamam, çözeceğiz. Değil mi?
Şular Bey, hayırdır? Senin ne işin var burada? Asıl size hayırdır Demir Bey? Neler olmuş öyle? Haber de vermiyorsunuz. Haybe'ye sabahlamışsınız burada. Bilseydim hemen çıkarırdım Mete Bey'i. Soner, sen içeri geç. Bak bakalım bir gelişme var mı? Derhal Demir Bey. Arkamdan iş çevirmeyeceksin Şular. Kızımla işbirliği yapıp annesinin peşinden gitmeseydin burada olurdun. Ama gerçekten kırılıyorum Demir Bey. Ben size bütün olan biteni dürüstçe anlattım. Bütün çabamı korumaya çalışmak. İşimi yapıyorum sadece. Biliyor musun? Sen sütte sinek gibisin. Ama unutma. İçimde yarattığın bir sıkıntı var. Onu en kısa zamanda çözeceğim. Demir Bey, sizi kandırsam, arkanızdan iş çevirsem, anlamaz mısınız? Hele ki sizin gibi birisi. Lütfen, kendi zekanıza ve tecrübenize hakaret etmeyin. Sizi biraz daha sağduyulu olmaya davet ediyorum. Söylediklerinle yaptıklarının arasında bir uçurum var. Şimdi de kalkmış bana, havadan nem kapıyorum diyorsun, öyle mi? Peki. İlişkimizi daha fazla yıpratmayalım. Madem ki beni bu konuyla ilgili görevlendirmiyorsunuz, o zaman ben de sizin beni görevlendirdiğiniz yere, şirkete geri döneyim. Kolay gelsin. Çınar. Buyurun Demir Bey. Oğlum içeriden çıkarman gerekiyor. Tabii ki. Kaç dakika alır? 30 dakika. 15. Anlaştık. İtiraf edin. Bayılıyorsunuz bana. Ali. Hı? Ceren ve Meral Park'ın orada durdular. Güzel. Şimdi bak, bununla buna basıyorsun ve bütün verileri Umut'a gönderiyorsun, tamam mı? Şu iki tuş. Aynen. Sayfayı yenilemek gibi. Harika, güzel. Raşit geldi. Heh, ne yaptın? Hazır mısın? Birkaç dakika daha. Sen gel içeride bekle. Hadi. Selam. Merhaba. Unutmuyorsun değil mi? Bak şunla şu. Ha, harikasın. Anladım. Tamam. Hadi görüşürüz. Kahve doğru. Hadi abi gidelim. Dikkat et Ali. Ben de. Yok artık. Aferin Güven sana ya. Aferin sana. Bir şuralara, şu düşük profillere düşmemiştin. Aferin sana ya. Alo Nil. Alo Güven, neredesin? Ya nerede olacağım Nil? Seni bıraktığım yerdeyim. Öleceğim meraktan. Sen neredesin asıl? Ne? Ya bir gören olacak. Deli misin sen? Neden orada bekliyorsun? Deli miyim? Ya Nil, bana anneni bulduk dedin. Kimle buldun? Annem nerede? Sen neredesin? Senin annemle alakan ne? Bana hiçbir şey söylemedin. Yok oldun. Bir de bana deli misin diyorsun? Nasıl deli miyim ben? Alo? Orada mısın? Buradayım. Sadece Güven, bak her şeyi açıklayacağım sana ama önce lütfen babanla olan durumu hallet. Nil, sen yanıma gelmeden hiçbir şey halledemem. Babamla ya da herhangi biriyle hiçbir şey halledemem. Lütfen yanıma gelir misin artık? Şimdi olmaz. Gelemem. Yine kaybolmayacaksın değil mi? Hayır, kaybolmayacağım. Kaybolmayacağım. Buradayım Güven. Hayallerimizi yaşayacağız. Ama şimdi annene yardım etmem lazım. Yardım mı etmen lazım? Anneme sen nasıl yardım edeceksin Nil? Niye bana söylemiyorsun? Ben de yardım edeyim size. Sen kimlesin? Birinden mi korkuyorsun? Bana söyle, ben seni de korurum, annemi de korurum. Lütfen bana anlat. Güven, eğer bizim iyiliğimizi düşünüyorsan... Lütfen ama lütfen annenin yerini bildiğimi kimseye söyleme. Sakın babana söyleme lütfen. Şimdi kapatmak zorundayım, olur mu?
Umay, bir çeneni tutamıyorsun ya. Dışarı çıkmıyorsun tam olarak. Ben kızım çıkıyorum, her gün yürüyorum da. Bugün burası biraz kalabalık geldi. Anladım. Hadi gel. Bak şuraya oturalım. Gel. Suyu hiç sevmezdim, biliyor musun? Ayağın hep yere bassın isterdin. Çok inatçıydın. Toprak burcusun ya, ondan herhalde. Artık barıştım. Seviyorum hatta. Barışmak iyidir. Büyüdün demek ki. Kindar insan büyümez. Hep çocuk kalır. Anneciğim. Bak artık biz bizeyiz. Şimdi anlatsam, dürüstçe söylesem, en azından bu kadarını hak ediyorum. Ah be güzel kızım. Ben sana dürüst oldum zaten. Anne, korkuyorsun. Seni neyle tehdit etti bana söyleyebilirsin. Bak artık yalnız değilsin, ben varım. Ben de yalnız değilim, gördün. Biz seni koruyabiliriz. O arkadaşların kimdi? Ha Ceren, nereden geldiler onlar? Sen onları nereden tanıyorsun? O kurt bakışlı arkadaşın mı soktu bütün bu fikirleri kafana? Anneciğim. Anneciğim. Hadi kalkalım. Bak ben tedirgin oluyorum. Demir Gümüşay'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Benim bir arkadaşım var. Onu arayayım, onun evine gidelim, olur mu? Ama o arkadaşlarına gitmeyeceğiz değil mi? Onlara gitmeyelim. Hayır, hayır, onlar değil. Merak etme. Tamam? Tamam. Hadi, hadi gel.
Geç. Ne oluyor Çınar? Raşit aradı, Ali geliyormuş ama Meral ortada yok. Böyle mi anlaştık? Gülce, şu an Meral'in kaybolması burada olmasından daha iyi. Çünkü eğer gelirse hem Demir'i mağdur gösterecek hem de kahraman ilan edecek. Ne saçmalıyorsun sen ya? Kadın korkuyor. Yalan yanlış hikayeler ezberletmişler. İkna etmeye çalıştım ama sonuç sıfır. Mahvoldum ben. Bittim. En iyi ihtimalle beni açığa alırlar, farkında mısın? O da belki. Gülce, sen en iyisi Mete'yi serbest bırak. Demir de buradan uzaklaşsın. Belki şikayetini de geri çeker. Öyleyse hepimiz için daha iyi olacak. Çınar. Bak. Meral'in kaybolduğunu, elimde olmadığını kabul ettim. Mete'nin annesini kaçırdığına dair en ufak bir delil yok. Adamı öyle keyfime göre içeri tıkmış gibi oldum. Bir de üstüne Ali, yani benim muhbirimin, arkasında benim olduğum adamın polise asılsız ihbar verdiğine kanaat getirildi. Ya ben daha ne yapabilirim senin için Çınar? Ne istiyorsun benden? Canım okundu benim burada. Sadece zaman kazandırmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Eksilerdeyiz Çınar. Kaybedilen zaman kazanılmaz. Güzel. Tek söyleyebileceğim, Mete'yi serbest bırak. Demir de buradan uzaklaşsın. Olur mu? Anne, sen burada bekle. Ben şu taksi müsaitliğini bir sorayım, tamam mı? Tamam. Pardon, müsait mi acaba? Anne! Teşekkürler başkomiserim. Ne oldu, ne yaptın? Mete Bey dün geceden beri boş yere gözaltında. Olan biten bu. Ali Hauer'le Meral Hanım dün geceden beri kayıplar. Ali'nin yaptığı düşünülüyor. Ah Çınar, o gün beni rahat bırakacaktın. O çocuğun kafasını uçuracaktım. Nerede şimdi o? Soruşturma için içeri alınmış. Ve doğal olarak Mete Bey'i de serbest bırakıyorlar. Aferin. Tebrik ederim, başardın. Ve 15 dakikadan önce başardın. Keşke iddiaya girseydik Demir Bey. Küçük de olsa size karşı kazanmak en büyük keyfim oldu. Her zaman kendinden bu kadar emin olma Şinar. Sözlerinle davranışların birbiriyle tutmuyor mu demiştiniz? Demiştim demeyi hiç sevmem diyemeyeceğim. Çünkü çok severim. Ben size demiştim. Tek çabam sizi korumaya çalışmak. Hepsi bu. İşini yapmaya da devam et. Çok pardon ama bununla ilgilenmem lazım. İsterseniz siz dışarıda bekleyin. Ben de Mete Bey'i alıp yanınıza geleyim. Olur mu? Çabuk ol. Bekliyorum.
Efendim Bay? Alo abi. Abi Ceren'i kaçırdılar. Yolun ortasından aldılar resmen kadını. Hayır, bağlantı koptu bir anda. Takip ediyordum ben. Meral Hanım. Meral Hanım. Yaklaşma bana. Ablacığım bakın, birazdan buraya polisler gelecek ve sizi götürecekler. Sizi orada demirden saklayamayız. Abla, kızınızı kaçırdılar ve vaktimiz azalıyor. Ceren'i bulmamız lazım ve size ihtiyacımız var, anlıyor musunuz? Tamam. Tamam, merak etmeyin. Bulacağız kızınızı. Benim işim bu. Merak etmeyin. Hadi bak. Aç kapıyı! Beni buraya kapatanın kim olduğunu biliyorum. Çağırın Demir gelsin. Korkmuyorum senden Demir. Eğer beni duyuyorsan çabuk buraya gel. O kadar kötü ha. Peki ne yapacağız şimdi? Gülce komiserim, siz çıkın. Sorguyu ben devralıyorum. Yapmayın müdürüm. Ali benim muhbirim sayesinde kaç tane suçlu yakaladık. Gülce çık. Çirkinleşmek istemiyorum. Nihayet. Baba. Mete, Çınar. Hepimize geçmiş olsun. Var mı başka mevzu? Sizin yok ama benim gitmem lazım. Kutlamaya katılamayacağım. Hayırdır? Evrak işleri. Mühim değil ama beklemesinler. Tekrardan geçmiş olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, kutlama falan diyor avukat. Ne oldu, hediye mi aldın bana? Ne saçmalıyorsun sen ya? Her türlü altı yiyeceksin, sonra da hediye bekleyeceksin. Yürü hadi, düş önüme. Arkadaşlar çıkın. Demir Bey. Oğlunuz hakkındaki iddialar doğru mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi iddialar yanlış. Oğlum serbest ve evimize gidiyor. Mete Bey değil. Haberiniz yok galiba. Eşiniz Dunay ile Güven Bey tekrar görüntülenmiş. Ne demek istiyorsunuz? Beraber kadın doğum hastanesine gitmişler. Bakın el ele fotoğrafları mevcut. Sabahtan beri bütün magazin bunu konuşuyor Demir Bey. Yasak aşk devam mı ediyor? Ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyeli ol. Demir Bey. Allah kahretsin.
Umay. Umay çantada ablanın ilaçları var. Ceren. Onu çıkart. Gel ablacığım gel. Gel sakin. Ceren. Tamam gel. Gel. Gel otur şöyle. Otur şöyle rahat et. Rahat et. Su. Tamam. Ablacığım sakin. Sakin. Nefes al. Nefes al. Su getirdim. Tamam. Abla. Neredesin? Abla. 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 Sakin ol. Bana bak. Kurtaracağız kızını. Kurtaracağız. Tamam mı? Merak etme. Ceren. Luna, güzelim gelemedim. Sana nasıl anlatsam bilemiyorum. Ama hayat memat meselesi. Ailevi bir durum var. Mutlaka geç de olsa geleceğim. Aileni seçtiysen benden vazgeçtin demektir. Sen zaten 2 saat önce gelmedin Çetin. Ben de seni beklemekten vazgeçtim. Artık gelme. Sakin olun. Ceren'i kaçırdılar. Tamam bir sakin olun kendinize gelin. Hala vaktiniz varken gerçekleri söyleyin. Artık yalan yok. Eğer Ceren'i bir daha görmek istiyorsanız, kızınızı kurtarmak istiyorsanız Demir Gümüşay ile ilgili gerçekleri hemen şimdi anlatın. Bütün gerçekleri, bütün ayrıntılarıyla ne biliyorsanız ne hatırlıyorsanız. Hemen şimdi. Vaktimiz daralıyor. Hadi lütfen. Fark etmeyeceğimi zannettin değil mi?
gizlice mektup yazıyorsun. Ve benim hizmetçilerim kanalıyla da mektubun kızına ulaşmasını istiyorsun. Ah Meral, ah. Kızımızı çok mu özledin? Haklısın. İki gün görmesem benim de burnum da tütüyor. Evlatlarımızın en cevvali, en zeki olan o. Kirpiği düşse onun için dünyayı yakarım. İnan bana. Ama sen... kızıma niye ulaşmak istediğini biliyorum. Kızım sana ulaşınca o geceyi anlatacaksın değil mi? Eğer kızım o geceyi öğrenirse inan bana, gözümü kırpmadan onu toprağa gömerim. Demir, Demir yapma, yapma, yapma. Demir yapma, yapma. Bana boşuna yalvarma. Demir Gümüşay efsanesi kolay kolay doğmadı. Ana babama rağmen. Bu ne, en iyi sen bilirsin. Yapma. Sakın ha. Anladın mı? Demir, eğer konuşursam, her şeyi anlatırsam önce Ceren'den başlarım dedi. Kızımın canı, evlatlarımın canı için sustum ben oğlum. Yani o gece oradaydınız. Evet. Evet, oradaydım. Hatırladığın her şey doğru. Demir babamı kontrolüne alabilmek için beni de oraya çağırdı. Babam da yardım etmek zorunda kaldı. Demir, ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Çocuk o da. Çocuk, Allah belanı versin. Nasıl kıydın? Demir, katil mi oldun sen? Katil mi oldun? Meral. Ne yaptın? Meral, sakin ol. Sakin ol. Bak, ben ne yaptıysam senin için, çocuklarımız için yaptım. Baban da yolda. O da geliyor. Üçümüz el ele verip halledeceğiz bunu. Kimsenin haberi olmayacak. Demir... Demir güvenden birkaç yaş büyüktür bu çocukta. Sen nasıl kıydın? Nasıl yaptın böyle bir şey? Sen bir çocuğun, sen bir ailenin hayatını nasıl bitirdin? Nasıl bitirdin? Meral. Allah kahretmesin seni. Meral. Sakin. 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 Nasıl yaptın?
Nasıl yaptın? Sen Meral. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Sen nasıl yaparsın? Nasıl Allah kahretmesin seni? Sen nasıl yaptın? Çocuk oda. Allah kahretmesin. Çocuk oda. Seni arabada fark etmedik. İyi ki de fark etmemişiz. Kim bilir Demir sana neler yapardı. Seni o zaman yalnız bırakmıştım. Şimdi de yalnız bıraktım. Çok canım yanıyor. Çok canım yanıyor, beni affet. Ama bütün bunları evlatlarım için yaptım. Onların hayatı tehlikede diye yaptım. Sen beni affet. Şimdi Demir her şeyi anlattığımı, her şeyi söylediğimi düşünüp Ceren'i öldürecek. Umut kızımı kurtar. Ceren'i kurtar. Ne olur kurtar onu seviyorsan. Ceren'i seviyorsan kurtar lütfen. 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 Anne. Şu ilacını içer misin? Sağ ol Ayşe. Sakin, hemen lazım ama. Ya neden hep benim başıma geliyor ya? Her şey yolunda gidiyordu ne güzel. Ben kimseyi kızdırmak istemiyorum. Herkesle iyi olmak istiyorum. Herkese iyi davranmak istiyorum. Babamı hiç kızdırmak istemiyorum. Neden ben ya? Her şey iyi giderken illa bir şey kötü olacak ya. Güven. Bak, kendine hiç dışarıdan bakmıyorsun. Önceden olsa böyle bir strese nasıl başa çıkardın sen? Ben sana söyleyeyim. Ya kaçardın, saklanırdın, kendini içkiye verirdin. Ama şu anda... Şu anda gerçekten çok güçlüsün, bana inan. Sana öyle geliyor. Şu an kendimi köprüden atmamış olmam mucize. Güven, bu asparagas bir haber. Tamam mı? Demir de salak değil. İnanmayacaktır tabii ki. Sadece o olsa iyi. Bir sürü şey var, bir sürü kaos var. Hangi birini yöneteceğim bilmiyorum. Bir durur musun? Sakin ol. Tamam mı? Sakin ol, kendine gel. Yolun her neyse sadece o yolda yürü. Hiçbir şey düşünme, ilerle. Tamam mı? Demir gelmiş. Sakin. Baba. Çek lan elini. Bak, konuştuğumuz gibi anlamadan dinlemeden tepki vermiyorsun. Baba. Baba. Baba, yemin ederim Luna fenalaştı. Evde kimse yoktu. Ben götürdüm. Hastane çıkışında sendeleyince tuttum, yemin ederim. Luna nerede lan? Buradayım. Ulan madem her şey yalandı ya. Magazinin uydurmasıydı. Niye sizin hastaneye gidişinizden benim haberim yok? Niye? Çünkü. Ne çünküsü? Bebeğimi kaybettim Demir.
söylemeye. Annem ilaçlarını aldı. Uyuyor biraz. Sonra da emniyete gitmemiz lazım. Yoksa Gülcüğe başkomiser işini kaybedecek. Her şey de daha zorlaşacak. Umut, eğer başka bir şey yoksa ben bir Demir'in yanına gideyim, olur mu? Tamam abi, git sen. Sağ olasın. Abi, Ali ne olacak? Feda mı edeceğiz çocuğu? Ben bugün bir sürü şey feda ettim. Abi ne olur affet beni. Ben inancımı kaybetmedim. Sadece kafam karıştı, özür dilerim. Ne olur affet beni. Sen Süleyman ne yaptın? Var mı haber? Ben Süleyman Bey'e bakmaya gittim tiyatroya. Yoktu. Cenazem var demiş, izin almış, memlekete gitmiş bir hafta. Ali'ye de söylemedim. Her şey birbirine karıştı. Bilgiyi teyit edemedik yani. Hala kayıp. Peki. Teşekkürler. Ben çıkayım o zaman. Şey demeyecek misin? Konuşmayacak mıyız? Vereceğin her türlü cezayı hazırım. Ama inan bana başka çarem yoktu. Başkomiserim. Raşit, iyi bir haber vermeyeceksen çık git ne olur. Haberler güzel güzel, merak etmeyin. Meral Hanım bir saate kadar burada. İfade vermeye geliyor. Oh. Çok rahatladım gerçekten. Yalnız Çınar Bey savcı da hazır olsun der. Tamam biliyorum. Utku Yörükoğlu için istiyor, aklımda. Tamam ben organizasyonu yapıyorum o zaman. Sen de Çınar'a söyle, yine bir terslik çıkarsa numaramı falan her şeyimi silsin. Yok yok, merak etmeyin, tamam söylüyorum. Hadi. Başkomiserim. Ne oldu İlker? Ormanlık alanda bir ceset bulunmuş. Adli tıp kontrol ediyor şimdi. Cinayet bürosu sizden destek istiyor Gülce başkomiserim. Kimlik tespiti yapılmış mı? Bilgi vermediler. Tamam. Kriminal çalışmalarını sürdürsün. Rapor verecek hale gelsinler. Cinayet bürodaki arkadaşlar da raporlarını yollasın. Kendi işimiz bitince destek atarız. Emredersiniz başkomiserim. Thank you.
yanındaki bebeği düşünüyorsun. Ve bunu benden saklıyorsun. Niye? Geri zekalı mısınız siz lan? Çok baba, Luna Hanım'ın sana kendisinin anlatmasının daha doğru olduğunu düşündüm. Sizin aile aranızda bir mesele... Hangi aile meselesi lan? Bana bakın lan. Sizin aranızda hala süre gelen bir şey var. Doğruyu söyleyin bana. He? Neyi saklıyorsunuz lan? Ya baba, öyle bir şey olabilir mi? Yemin ederim öyle bir şey yok. O günden beri ben yerden gözümü kaldırıp bakmadım bile Lula Hanım'a. Yemin ederim öyle bir şey yok. Ulan niye yalan söylüyorsunuz? Niye sakladınız benden? Bu yüzden işte. Bu yüzden. Ben senden çok korkuyorum. Hepimiz senden çok korkuyoruz. Sen her şeyi yapabilecek bir adamsın Demir. Benden çok mu korkuyorsun sen? Seni korkutacak ne yaptın bugüne kadar? Her şeyi. Sen her şeyi yapabilirsin. Biri gözünden düştüğünde ona acımadan zarar verebilirsin. Demir, nereye gidiyor Ayşe? Bekle. Sen ne yapıyorsun? Sen beni öldürtmeye mi çalışıyorsun? Hayal gücün ne kadar gelişmiş senin. Demir Bey, Soner Bey istediğiniz evrakları getirdi. Çıkabilirsin. Boşanıyoruz Luna. Merak etme, seni mağdur etmeyeceğim. Evliliğimiz süresince sana aldığım hediyeler sende kalacak. Ayrıca Bodrum'daki yazlık ve araba da sende kalacak. $500,000'lık çek. Ne kadar güçlü bir adamım değil mi? Her şeyi anında çözüm buluyorum. Söylesene Luna, bugüne kadar bu evde basit aile kavgası dışında herhangi bir şey gördün mü? Göremezsin. Çünkü ben ve çocuklarım şiddete her zaman karşı geldik. Doğru. Sen güçlü bir adamsın. Doğru. Ben o yüzden ne yapacağını kestiremedim zaten. Biliyor musun? Oğlum Mete, Luna'ya karşı büyük bir zaafım var dedi. Haklı. Bugüne kadar aramızdaki sevgi her şeyi telafi eder diye düşündüm. Ama olmadı. Bebeği de düşürdüğüne göre artık bu kepaze evliliğin sürmesi gerekmiyor. İmzala şunu hemen. İmzala ve git. Çekin, unutma. Araba da dışarıda. Eşyalarını topla ve git. Hadi. Anladım. Polisle, savcıyla falan muhatap olmak istemiyorsun artık. Ama cidden mi baba ya? Hı? Yaptıkları yanına kar mı kalacak yani? Luna'ya vereceğim cezayı güven çekecek. Nasıl yani? Delikanlı adam ya. Mağdur kadınları omzunda taşıyıp hastaneye götürüyor ya. Göreceksin sen.
Baba, ben yapmam gerekeni yaptım. Bir daha da hayatım boyunca kimseye zarar vermeyeceğim. O yüzden ben ceza falan istemiyorum. Haberin olsun. Bana sormadan, danışmadan tuzak kuruyorsun. Bizzat bana ve anneme. Hadi beni düşünmedin. Ceren dayanır dedin. Ya annemi de mi düşünmüyorsun? Umut, sana soruyorum. Bana bir cevap ver. Kadının kalbine inebilirdi. Benim korkumdan oracıkta ölebilirdi. Mecburdum. Neye mecburdun? Zehir gibi aklın var. Başka bir yolunu bulabilirdin. Ama annem bütün kapıları kapattı. Sonra da çekti gitti. Ben sizi kollamasaydım Demir anneni kaçıracaktı. Hatta belki de seni. Bizi korumak için yaptın yani bunları. Senin planın falan önemi yoktu. Plan değil. Ceren. Adalet. Emniyet karıştı, baban taarruza geçti. Metin'in ne yaptığı belli değil. Kendi gözlerimle gördüm. Annen inkar etmeseydi asla yapmazdım. Asla. Ama annem bugün ifade vermezse başka şansımız olmazdı Ceren. Sen de adaletin yerini bulmasını istemiyor musun? Yanlış mı düşünüyorum? Öyle değil mi yoksa? Acımasız olduğumu düşünebilirsin. Ama şunu sakın unutma. Ben bunu hepimiz için yaptım. Sana zarar gelmesine izin vermem. Asla. Bunu biliyorsun. Bilmem. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Sen gayet mantıklı konuşuyorsun Umut Yörükoğlu. Kendi pencerenden de çok haklısın. Tabii ki bu son şans. Biliyorum. Ben de içindeyim olan bitenin. Ama ben her şeyi çok yanlış anlamışım, biliyor musun? Her şeyi romantikleştirmişim. Senin gözünde kendime bir değer biçmişim. Meğer sen kendi davan için beni kolaylıkla harcayabilir misin? Çetin Bey'e verir misin? Ne olursun bu hili yap benim için. Lütfen. Tabii ki. Çarem yoktu. Ceren. Ben de böyle olsun istemezdim. Her şey bitene kadar demiştik. Annem ifadesini verecek. Sen intikamını alacaksın.
Ondan sonra sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim, Umut Yörükoğlu. Anlaşıldı. Ceren Gümüşay. Süleyman Uysal. Göğsünde bir, sırtında da iki tane mi kurşun izi var? Adam kaçmaya çalışmış. Olay yerinde başka bir veri bulunmamış mı? Maalesef ne parmak izi ne DNA hiçbirine rastlanmadı. Kimmiş peki bu adamcağız? Kayıp listesinde yok. Adresine baktık, bir akrabasını bulamadık. Tiyatroda çalışıyormuş. Oraya bakıldı mı? Ekipleri gönderdik. İlgileniyor abi. Ne isteyeceksin abimden? Mete, sen önce Ceren'i bulacaksın. Çınar bir arkadaşında kalıyor demişti. Ta kolejden itibaren bütün arkadaşlarını tek tek arayıp Ceren'in nerede olduğunu soruyorsun. Çetin'e söylesene bu işi o halletsin. O arkadaşları Çetin'i tanımaz. Ama seni tanırlar. Sana bilgi verebilirler. Hem bu ne şımarıklık? İki günde palazlarının kendine gel. Gidiyorum ben. Hoşça kal. Güle güle. Doğrular ola. Evet cici anne. Çok da cici davranmadın tabii. Ama hayatının piyangosunu kaptın. Helal olsun. İyi bak kendine. Gerçi bu kadar parayla kötü bakmazsın diye düşünüyorum. Hoşça kal Mete'ciğim. Thank you.
Çetin Bey, hoş geldiniz. Demir Bey sizi içeride bekliyor. Vay be. Gümüşah hızı böyle bir şey herhalde. Akşam gel konsolda maç yapalım. Göstereyim sana yine Gümüşay marifetlerini. Karakoldan yeni çıktınız ya. Bence siz bir arınma meditasyonu yapın. Gıcıklık yapma işin işte. Seninle öyle oyun oynamak falan gerçekten iyi geldi bana. Kafam 1 milyon zaten. Bak rica ediyorum. Rica ediyorsun. Bak böyle söyle tamam. Okey benim için. İnsan gibi konuşalım. O ne o hareketler? Cici anne sen hiç cici hareket etmedin. Yok Gümüşay marifetlerini göstereyim falan anlıyorsun. Ayşe'cim yalnız ben senin düşündüğün kadar bıkıcık biri değilim yalnız. Sen öyle san. İyi. Biraz işlerim var. Akşam gelelim oynarız ha? Nasıl istersin benden? Bunu gerçekten istiyor musun? Yapamam. Niye yapamıyorsun? Ne demek neden baba? Sen benden ne istediğinin farkında mısın? Güven uzatma. Oğlum, bu çok ufak bir ceza. Korkmana gerek yok. Daha ağır cezalar istiyorsan onu vereyim. Bundan daha ağır ne olabilir baba? Güven uzatma. Bak oğlum, Çin'e bir uygulama satmışsın. Aferin sana, tebrik ederim. Ama teminat olarak Gümüşay Holding'i istiyorlar. Seni değil, seni tanımıyorlar. Ben de sana diyorum ki, cezanı çek, sonra şirketi kur, al çıtır sevgini Şangay'a uç. Şangay'a mı? Baba sen benden tamamen kurtulmaya mı çalışıyorsun? Olur mu öyle şey oğlum? Sen her zaman benim yanımda olacaksın. Sana şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki bu koskoca dünyada tek krallık yok. Şirketini kur, hükmet. Ama benim altımda olacaksın tabii. Baba. Neredesin sen? Kusura bakmayın. Geçen hafta arabanın lastiklerini yaptıracağım demiştim. Genel bakımı da yapıldı. Anca halloldu. Öyle mi demiştim? Hatırlamıyorum da. Doğrudur. Bunca işinizin arasında hatırlatmam gerekirdi. Benim eksikliğim. Özür dilerim. Bir daha unutma sakın. Şimdi. Güven'in sürekli yanında olacaksın. Attığı her adımı bana bildireceksin. Baba. Ne var? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok, yok bir şey. Yok bir şey. Ne oldu Demir Bey? Bir sıkıntı mı var? Yeni bir tehdit falan mı var yoksa? Sen böyle şeyleri kafana takma Çetin. Söylediklerimi yap yeter. Anlaşıldı Demir Bey. Çıkabilirsin. Lütfen. Ne oğlum? Korkmana gerek yok. Ben her zaman senin yanındayım. Yüzümü sakın kara çıkarma. Thank you.
Selam. Umut abi gönderdi beni. Şeker ben. Ha, Ali'nin şekeri değil mi? Yok, kendimi şekeriyim ben. Şey demek istedim. Umut dedi ki Şeker diye biri gelecek. Ali'nin odasını al, bilgisayara bakacak. Şey oldu yani, öyle çıktı ağzımdan. Şey oldu. Geç kızım, geç. Geç içeri. Şey yap. Aferin. Gel böyle. Burası. Oy. Burası kızım. Sen geç çalış. Ben sana yiyecek bir şeyler de getireceğim, tamam mı? Teşekkür ederim. Hadi. Hadi bakalım, kim kimle nerede ne yapıyormuş? Anne, akşam ilaçların bunlardı değil mi? Evet kızım. Ne olur ne olmaz diye ben yine diğerlerini de aldım. Belki lazım olur. Sağ ol. Zaten bir eksik olursa ya da ekstra bir ihtiyaç, biz hallederiz. Sağ ol çocuğum. Nihayet senin de çilen bitiyor. Çok ayak diredim. Çok inat ettim. Beni affet. Ama hakikat ortaya çıktığında en az senin kadar ben de rahatlayacağım. Daha fazla geç kalmayalım. Efendim Şeker. Görev mahallindeyim. Ali nerede bu arada? Akşama getireceğim. Umarım. Okey. Mete Gümüşay aracıyla çıktı, takipteyim. Güven Gümüşay'ın da konumuna ulaşamıyorum, belirsiz. Mete kritik. Gözünü üstünden ayırma. Olur mu? Tamamdır. Görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Evet. Ben buradan sonra yanınızdan bir süreliğine ayrılacağım. Hücre Başkomiser'e emanetsiniz. Sen gelmeyecek misin? Yok, geleceğim de. Sağlık taramasından sonra hemen yanınızdayım. Demir Bey'in adamları uyanmasın diye böyle bir şey yapıyoruz. Tamam. Hadi gel anne. Ali, ne yaptın? Sen Ali'yi merak etme. Benim gözüm üstümde. Gücü, her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bu sağlık taraması çok uzun sürmez değil mi?
İçimde kötü bir his var da. Sürmez, merak etmeyin. Buyurun. Efendim? Demir Bey, Meral Hanım'la kızınız Ceren Hanım emniyete geldiler. Kiminle görüştüğünü derhal öğrenip bana bildirirsin. Derhal. Babam. Canım babam benim. Gitmeden hayır duan almak istedim. Çok bekledim. Sen de çok direndin. Bana güvendiğin için direndiğini biliyorum. Aldığın her nefes için minnettarım sana. Çünkü ben hep gücümü senden aldım. Hep. Mahcubum sana. Çocukluğumdan beri. Ettiğin adalet iki dudağımın arasındaydı. Ama yapamadım. Keşke o gün o savcının karşısında konuşsaydım. Keşke. Belki sen de bunca yıl yatağımda huzurla yatardın.
Ama... Çok az kaldı babam. Çok az kaldı. Birkaç saat içinde sana vermiş olduğum sözü tutacağım. Utku abi beni. O da yattığı yerde huzur bulacak. Gururlandıracağım ikimizi de. Birkaç saat içinde. Tutuyorum sözümü. Hak ettiğin adalet yerini buluyor. Hep hayal ettiğimiz gibi. Mutlu ve özgür olacağız. Sen yeter ki umutundan duanı esirgeme. Olur mu canım babam benim? Çünkü senin duan olmadan yapamam. Seni çok seviyorum. Çok. Otursana sen. Senin keyfin nasıl asıl? Ha? Vallahi ben de keyifler çok yerinde. Hala sağ olsun her şeyi getirdi, yediriyor, içiriyor. Öyle olacak tabii. Artık burası senin de evin. Ama iş üstündeyim. Yani merak etmeyin. Güzel. Yok değil mi bir sıkıntı? Ha yok yok. Hepsinin tepesindeyim. Ya yani bir değişiklik olursa da haber veririm mutlaka. Tamamdır. Özellikle Demir ya da Mete emniyete doğru yol alırsa hemen haber ver, tamam mı? Tabii tabii veririm. Onlar kritik. Teşekkürler. Ne demek? Alo. Abi ne yaptın sen? Emniyete geldik. Güven'i de çağırmışlar ifade için. Yani annesiyle görüşüp görüşmediğine dair. Savcı Güven'i de emniyete çağırmış. Biz ekrandan gördük mü? Telefonunu mu yanına almadı? Bilmiyorum. Olabilir. Senin de mi haberin yok ifadeden? Yok. Sen Raşit'e sordun mu? Sormadım. Sorun. Buyurun hanımefendi. Bu sensin. Yani şimdi kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Ya Çeto. Arabayı saçma bir yere bıraktık. İçime sinmedi çok. Bir çık bak sen ona. Yok bence problem olmaz Güven Bey. Olur olur. Sen beni dışarıda bekle. Tamam. Nasıl isterseniz.
Güven? Ceren. Ya polis geldi. Annenle ilgili beyanat vermen falan gerekiyor dediler. Buraya çağırdılar, anlamadım. Senin de mi o yüzden? Güven. Annem bulundu. İçeride şu an. Ne? Gerçekten mi? Ceren, gerçek mi bu? Şu an burada o kadar yakınında mıyız yani? Nasıl peki? Yani aynı mı? Tabii yaşlan değişmiş mi çok? Ben görebilir miyim? Gel benimle. Hadi şeker, sağ olasın. Ben çıkıyorum ola. Oğlum. Siz böyle hepiniz bir telaşı içindesiniz ayrı ayrı. Merak ediyorum ben. Güzel şeyler oluyor. Ondan. Çok güzel şeyler oluyor. Sonra anlatırım ben sana, tamam? Oğlum. Bak. Gözlerin kıpkırmızı olmuş, ağlamışsın sen belli. Gittin babanla da dertleştin. Bana da söylemiyorsun. Üzülüyorum ben öyle. Üzülme sen. Tamam, üzülme. Bu mutluluktan zaten. Sen hayır duanı eksik etme. Ben sonra sana anlatacağım her şeyi. Güzel oğlum. Ben her gün dua ediyorum size. Dua etmediğim bir gün bile yok. Neyse. Sen git artık. Belli ki ben senin ağzından laf alamayacağım yine. Canım anam benim. Oğlum. Canım papatyam. Ne oldu? Papatyam. Çok güzel şeyler oluyor, çok. Bunu bil, tamam mı? Deli oğlum. Ağlat beni de. Hadi git. İyi ki varsın. Hadi. Allah yolunuzu açık etsin. Meral Hanım, gelinmenize korkmanıza hiç gerek yok. Zaten şu an olabileceğiniz en güvenli yerdesiniz. Bu arada Çınar benim çok eski arkadaşımdır. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım sizin için. Pardon. Bir 5 dakika annemle görüşebilir miyiz acaba? Tabii, buyurun. Teşekkürler. Anneciğim. Bak kim geldi. Anne. Güven.
Hoş geldin. Hoş buldum. Geciktim biraz. Takip edilmediğimden emin olmak istedim. Anladım. İyi yapmışsın. Ah. Bu senin. Anlaştığımız gibi hepsini hak ettim. Her şey için teşekkür ederim. Bütün yardımların için. Rica ederim Çınar ama böyle bir şeye hiç gerek kalmadı. Demir bana çok yüklü bir miktarda çek yazdı zaten. Olsun. Sen o şeyi hemen bozdurma. Ki takip edemezsin sen. Para. Güvenle kaseteni benimle paylaşmanın karşılığı. Zaten senin de sadece bende duruyordu. Çınar, ben kontrolü çok fena kaybettim. Demir'in şoförüne. Çetin'e aşık oldum. Sen de tanıyorsun onu zaten. Evet. Gayet iyi tanırım. Kendisini. Pek hoş olmamış. Biliyorum Çınar. Biliyorum, Demir'in etrafındaki herkesten uzak durmam gerektiğini ben de biliyorum. Luna. Benim senden son bir isteğim daha olacak. Boncuk gözlüm benim. Canım yavrum. Güzel kalpli güvenim. Annem. Güvenim. Anne. Annem, ne kadar özlemişim ben seni. Nasıl özlemişim? Anne. Anneciğim. Maalesef artık sizi çıkarmak zorundayım. Birazdan ifade almak için gelecekler. Tamam. Güven. Hadi. Annem. Sen merak etme. Bundan sonra çok sık görüşeceğiz. Tamam mı oğlum? Efendim. Demir Bey, iyi akşamlar. Şimdi emniyetteki adamımdan bir haber geldi de Meral Hanım'ı gizlice emniyete sokmuşlar. Birazdan savcı ifadesini alacakmış. Sizin bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü son dakikalar. Sana yok dedim ya Çınar. Bu arada Meral'in ifadesini öğrenip bana bildiriyorsun. Tabii ki. Bildireceğim. Seve seve. Bekliyorum.
Ben Luna Gümüşay. Canlı yayın için geldim. Zaten ilk yıllarda beni kilit altında tuttu. Penceresiz bir odaya hapsetti. Kaçmamdan çok korkuyordu. Kaçıp onu ele veririm diye. Aç kapısını. Gel. Yok hayır. Zaten cesaretimi zor topladım. Kreşten beri tanıdığım herkesle konuştum. Zekeriya köyden büyük odaya 3 tur attım. Ceren Meren yok. Az önce haberi geldi. Neredeymiş? Annenle. Ne? Yok artık. Emniyete ifade vermeye gidiyor. Baba niye burada duruyoruz o zaman? Gidip engelleyelim. Annen her şeyi anlatabilir. Ne? Ne her şey baba? Benim bilmediğim her şey ne? Utku Yörükoğlu'nu öldürmem. Demir Bey sizi bunca yıl ailenizden, hayatınızdan uzak tuttuysa çok önemli bir şey bildiğinizi düşünüyorum. Haksız mıyım? Haklısınız. Evet, anlatın lütfen. Sizi dinliyorum. Demir'le ben evliyken çok kötü bir şeye tanık oldum. İyi misiniz? Hatta suç ortaklığı yapmak zorunda kaldım. İyi misiniz? Nefes. İyi misiniz? Meral Hanım. Ambulans çağır hemen Raşit.
Devam. Bir, iki, üç. Olamaz. Devam. Anne. Anne ne olur, ne olur. Devam. Bir daha. Hadi Meral. Bir, iki, üç. Bir daha. Bir, iki, üç. Devam. Bir, iki, üç. Luna Hanım, tekrardan programımıza hoş geldiniz. Böyle özel bir konuyu bizim programımızda paylaşmak istediğiniz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yine gündemi salladınız. Bebeğinizi de kaybetmişsiniz sanırım. Evet. Maalesef bebeğimi kaybettim. Demir Bey'le de boşanıyoruz. Ama bu boşanmanın Güven Bey'le hiçbir alakası yok. Güven Bey'le yaşadığımız yıllar öncesine dayanan bir hadise. Kendisi o gün yalnızca insanlık vazifesini yapmak için beni hastaneye götürdü. Demir Bey buna inanmamış anlaşılan. Çıktı ve aileme komplo kuruluyor dedi ama. Haklıydı da aslında. Gümüşayların ipliğini pazara çıkarmak isteyen bir aile var. Demir haysiyetsiz. Güç zehirlenmesi yaşayan, hiçbir değeri olmayan bir adam. Hatta yıllar önce şirketini başka bir aileden çalmış bir hırsız o. İbrahim Yörükoğlu'ndan. Ne hikmetse İbrahim Bey'in oğlu Utku vuruluyor. İsterseniz not edin bu isimleri. Yakında çok sık duyacaksınız çünkü. Bütün bunları size anlatmamı benden rica eden de Umut Yörükoğlu'nun ta kendisidir. Onlar haysiyetli iyi insanlar. Haklarını arıyorlar. Adaleti kendileri sağlamak zorunda kaldılar sadece. Demir ve Demir gibi insanların ipliğini pazara çıkaracaklar. Siz bu Umut Bey'i nereden tanıyorsunuz? Aranızdaki ilişki nedir? Neden sizden rica ediyor? Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Olamaz, olamaz, olamaz. Anne, anne. Bir şey yap. Ne olur, ne olur bir şey yap. Ne olur. Bir, iki, üç. Nabız yok. Bir, iki, üç. Çınar tamam. Bir, iki, üç. Tamam Çınar. Hadi Melay. Bir, iki, üç. Çınar tamam. Bir, iki, üç. Çınar. Bir, iki, üç. Anne. Çınar tamam bırak gitti. Tamam değil. Gitti be. Gitti. Hadi gitme de. Hayır. Demez. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bunu kaybedemem. Ne olur. Şimdi değil. Ne olur. Anne. Bir, iki, üç. Lütfen anne, lütfen.